Merhaba TV izleyicileri, yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Sadece bugün yargı açısından yaşananlar bile Türkiye'nin ne kadar vahim bir durumda olduğunun net bir fotoğrafı. Suruç'ta yaşanan katliamın duruşması vardı ve saldırıya uğrayan ailenin fertlerine ağır cezalar verildi. Milletvekilinin saldırı yapan tarafın yakınları korundu. İşte Van'da iki köylünün helikopterden atılmasını haberleştiren 4'ü tutuklu 5 gazetecinin yargılanması vardı. Neyse ki şimdilik 4 gazeteci serbest bırakıldı. Şimdilik diyoruz çünkü savcılık hemen itiraz etti bu tutuklama kararına. Boğaziçi'nde kayyum rektör atanmasını protesto eden öğrencilerden ikisi tutuklu, 23'ün davası bugün başladı. Ve öğrencilerden ikisi sonuçta serbest bırakıldı. HDP yöneticilerin yargılandığı Kobane davasının ara duruşması vardı. Şu anda da 28 HDP yöneticisinin savunmaları sürüyor bu ara duruşmada. Ve son olarak hapis cezası kesinleşen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kısa bir süre önce Ankara'daki evinden alınıp biraz da yaka paça Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Yani işte bütün bunlar aslında 2 Nisan 2021 Türkiye'sinin vahim tablosu. Biz stüdyoda Ragıp Duran'la birlikteyiz. Hoş geldin Ragıp Duran. Merhaba. Şimdi bu program bölümünde Eser Karakaş, Koray Düzgören ve İnci Hekimoğlu bizle beraber olacak ama biz hemen sıcak bir noktaya gidelim. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu telefon attığında son durumu ondan alalım. Merhaba Sayın Gergerlioğlu. Merhaba, merhaba. Geçmiş olsun mu diyelim, Allah kavuştursun mu diyelim, insan bu durumda ne diyeceğini de bilemiyor hakikaten. Ama nedir son durum, evden nasıl götürüldü, bize bir anlatır mısınız ve şu anda neredesiniz? Ben şu anda Ankara Adliyesi'nin önündeyim. Tam haber alamamıştık. Biraz önce 5-10 dakika öncesine kadar temde mi adliyede mi olduğunu bile bilmeden avukat teme geçti. Ben burada adliyeye geçtim. Adliyedeymiş. Az önce haberini aldık. Babam şu anda burada. Bir saat önce kadar bir grup polis eve yakalama kararıyla birlikte geldiler. İşte bir süre beklemelerini söyledi babam. Namaz kılacaktı. Abdestini aldı. Namazını kıldı ve hazırlanmak için biraz müsaade istedi. O sırada işte sürekli bir savcılıktan telefon alıyorlardı. Ben o sırada duyuyordum tabii. Kapının önünde bekliyorlar. Sürekli işte acele etmelerine dair bir uyarı geliyor. Çok belirgin bir şekilde anlaşılıyordu bu. 1-10 dakika civarı beklediler. Sonrasında evin içine daldılar birdenbire biz müsaade etmeden. Ve sonrasında babam son bir açıklama yapacaktı. İşte milletvekillerinden Abdullah Koç oradaydı. HDP milletvekili, evet. Abdullah Koç. Onunla birlikte ben videoya alıyordum. Son bir açıklama için onlara söyledi işte bir son açıklamama izin verin şeklinde. Ama dediler bu açıklamaya izin veremeyiz. İki kamerayı da engellemeye çalıştılar. Sonrasında işte açıklama yapmasına müsaade etmemeye çalıştılar. Ve işte ben şimdi geldim Ankara Adliyesi'nde. O sırada işte evden çıkarken derdest ederek götürmeye çalıştılar. Yaka paça götürmeye çalıştılar. Ayakkabılarını dahi giyemedi. İşte videoları ben paylaştım internette. İnternet üzerinden çeşitli basın kuruluşlarıyla paylaştım. O sırada eşyalarını dahi alamadı. Ben asansörden ayakkabısının tekini ben yukarıdan götürdüm aşağıya tekrar. Öyle bir rezillik ki aşağıda beklediler, yani ayakkabısını giymesi için aşağıda bekletmek zorunda kaldılar. Çünkü darp ederek ayakkabısını giymesine müsaade etmeyerek götürmeye çalıştılar. Aynı şekilde ben de kamerayı çekerken, Abdullah Bey kamera çekerken bizi de darp ettiler. Böyle bir rezalet yaşandı. Aile eviydi orası. İşte annem, kardeşlerim oradaydı ve işte bizim herhangi bir şekilde son bir sarılmamıza dahi izin vermediler. Son bir açıklama yapmasına dahi izin vermediler. Mecliste o 21 Mart günü tekrarlar... Aynı biçimde götürülmüştü değil mi? Gene ayakkabısını, gömleğini, ceketini giymesine izin vermemişlerdi Sayın Gergerlioğlu'nun. Evet. Üstünü giyebildi fakat eşyalarını, işte cezaevine giderken götüreceği eşyaları alamadı. Dediğim gibi o kadar... Ya alelacele bir şekilde götürmeye çalıştılar ki meclis görüntülerini biliyorsunuz. Evet. Onun bir benzeri yaşandı. Ayakkabılarını, işte fotoğrafını paylaştım ben. Bir tanesini yukarıdan ben aşağıya indirdim. Giydi sonrasında ama eşyalarını veremedik. Ben de peşinden şimdi adliyeye geldim. Eşyalarını verebilmek için en azından.
Ama dediğim gibi o gün 21 Mart'ta mecliste tutuklanırken, gözaltına alınırken yayınlanan görüntüler, oluşan görüntüler tekrarlanmış oldu. Bu kez evimizde tekrarlanmış oldu. Yani hukuk tanımamaları, yani o kadar açık, bariz bir şekilde görülüyor ki hem meclise bu kadar zorbalıkla girebiliyorlar, hem de aile evimize bu kadar zorbalıkla girebiliyorlar. Biz müsaade etmeden girebiliyorlar. Yakalama kararı vardır elbette ama karşınızda bir halkın vekili duruyor, eski bir vekil duruyor, hala da halkı temsil eden bir vekil duruyor ve bu hukuksuzluğu hakikaten bu toplum da hak etmiyor, bu halk da hak etmiyor, babam hiç hak etmiyor zaten. İnsan hakları açısından düşündüğümüzde, yani bir sembolik bir isim olduğu için, toplumu bu açıdan temsil ettiği için hakikaten çok istenmeyen görüntüler oluşuyor. Dediğim gibi 4 görüntü oluştu şu ana kadar. Babam da sürekli tekrar 4. darbe oldu bu. İlki mecliste milletvekilinin düşürüldüğünde oluşmuştu. İkincisi ilki Yargıtay kararı açıklandığında oluşmuştu. Sonrasında milletvekilliği düşürüldü. Sonrasında mecliste gözaltına alınmaya çalışıldı. Sonrasında bu kez de evinden, aile evinden yaka paça gözaltına tutuklanmaya çalışıldı. Yani bu rezilliklerine doymuyorlar, sürekli tekrarlıyorlar. Aslında tabii 21 Mart'taki görüntüler yenilendi, tekrar edildi ama aslında neredeyse 98 yıldır hiç değişmiyor aslında Türkiye'nin görüntüleri ne yazık ki. Siz babanızın hangi cezaevine götürüleceğini biliyor musunuz şu anda? Şu an henüz daha bilmiyoruz. Savcılıkta görüş tükten sonra sanırım öğrenilecek o durum. Cezaevin, yani Sincan diye tahmin ediyoruz biz. Muhtemelen Sincan olacak diye tahmin ediyoruz. Fakat daha belirgin bir durum yok o açıdan. Anladım. Peki size kolay gelsin diyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Evet, yaşamak direnmektir onun dediği gibi ne yazık ki bu ülkede. Evet. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size tekrar. Takipçisi olacağız. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yani hakikaten 100 yıldır aynı şeyler tekrarlanıyor. 21 Mart'ta olan da yine olmuş. Celal, sen bilirsin. Ben yakın dönem Fransa tarihine meraklıyımdır. Bilhassa gazetecilik açısından. Bu sahneleri görünce nedense bilmem 1939-45 Nazi işgali dönemine ilişkin çok film gördüm, çok roman da okudum. Hep onları hatırlıyorum. Yani bunlar şimdi çok basit bir şey. Evet, yakalama kararı vardır. Bunu bir an önce davet edersin, iki kere çağırırsın, üçüncüde gelmezseniz mevcutlu olarak gelirsin diye bildirirsin. Herhalde de böyle gece ev basıp haneye tecavüz var, darp var. Bunlar ne kadar zayıf olduklarını gösteriyor. Bir de intikam alıyorlar işte. Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu onların gerçek yüzlerini en iyi teşhir eden milletvekillerinden biriydi. Şimdi biz artı gerçek yazarlarına gidelim. Koray Düzgören, Eser Karakaş ve İnce Hekimoğlu. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyi akşamlar herkese. Evet, valla böyle bir sıcak gelişmeyle başlamak zorunda kaldık. Bir saat önce başlayan bir olay zaten. Sonuçta şu anda Ankara Adliyesi'nde sürüyor ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun nereye, hangi cezaevine götürüleceği de henüz belli değilmiş. Oğlu Salih Gergerlioğlu'ndan bunu öğrendik. Evet, bir kısa değerlendirme aldım şu yaşadığımız tablo. Aslında bugün başlı başına bir Türkiye'nin felaketini gösteren tabloydu. Yani Suruç davası bir yanda, Suruç katliam davası bir yanda Boğaziçi'li öğrenciler, diğer yanda Van'da gazeteciler, Ankara'da HDP'nin yöneticileri ve son olarak bugüne noktasını koyan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaka paça götürülmesi oldu. İnci, ne diyorsun? Yani bir kere daha bu iktidarın dilinden düşürmediği millet iradesi kavramının aslında nasıl bir anlam ifade ettiğini görüyoruz. Millet iradesini temsil eden bir milletvekili halen yayında olan bir haberi sadece paylaştığı için milletvekilinin düşürülmesinden başlayarak yanındaki bugün yaka paça gözaltına alınırken, bütün temel insan hakları aynı zamanda çiğnenirken, yanındaki milletvekili de darp edilerek, aynı zamanda burada bir açık şiddet suçu da var. Yani sadece hukuksuzluk yok.
Yani artık milletvekillerini vurmaya, milletvekillerini tartaklamaya kadar polislerin aldığı bir cesaret var. Bu korkunç bir kere. Ve buna kamuoyunda alıştırmaya başladılar işin kötüsü. Evet. Yani burada çok ciddi bir suç işleniyor. Dokunulmazlığı olan milletvekili de dövülüyor, dövülebiliyor sıradan polisler tarafından. Biz burada açıkça şunu görüyoruz. Yani artık her tür haklarımız, temel insan haklarımız yok edilmiş, çiğnenmiş durumda. Bir milletvekiline bunu yapanın zaten vermek istedikleri görüntü de o. Milletvekillerine bunu yapan işte sıradan insanlara neler yapmaz ki onu da bugün sen saydın verdiğin dava örnekleriyle. Evet. Peki Koray sen ne diyorsun? Nasıl bir Türkiye burası? Hani zaten 94'te gördüğümüz sahnelerin benzerlerini yaşadık geçen gün 21 Mart'ta mecliste. Bugün de Gergerloğlu'nun evinde benzeri yaşandı. Evet yani 21'indeki olayın, 21'indeki bir çeşit haydutluğun aslında şu sahneleri görenler ve işte dediğin gibi bir gün boyunca Türkiye'de olup bitenlerin, duruşmaların, tutuklamaların, gözaltıların seyrine bakanlar Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu ve nasıl yönetildiğini gayet net bir şekilde görüyorlar. İstedikleri kadar bir takım kuruluşların, işte en son Amerika'nın insan hakları raporu vardı. Evet. Bir takım kuruluşların insan hakları ile ilgili Türkiye'deki durumla ilgili raporlarını istedikleri kadar protesto etsinler, istedikleri kadar reddetsinler. Görüntü ortada. Türkiye'nin görüntüsü bu. Bir haydut devlet görüntüsü var. Maalesef hukuk tanımayan, insan hakları tanımayan, en gerekli, en önemli insani değerleri tanımayan, hiçe sayan bir yönetim var. Polisler tabii o davranışı, zaten oğlu da telefonda konuşuyorlardı ve talimat alıyorlardı diyor. Yani bu işin merkezi en tepedeki insan. Yani doğrudan doğruya bu işin sorumlusu İçişleri Bakanı. Dolayısıyla belli bir yerden talimat geldiği için böyle bir tavır gösteriyorlar. Bunu da özellikle yapıyorlar ki insan hakları mücadelesine girişen, bu konuda çabalayan, çaba harcayan insanlara gözdağı olsun diye. Yani sadece sizi suçlayıp mahkum etmek değil, sizi aşağılayarak her türlü küçük düşürücü muameleye maruz bırakarak sizi hapislere atarız mesajı bu. Yani o açıdan son derece vahim, son derece düşündürücü. Yani Türkiye'de hep oldum olası insan hakları mücadelesi çok zor, çok eziyetli bir iş. Yani çok riskli bir iş ve eziyetli bir iş. Ama hiç bu kadar böyle zirveye, yani tabii geçmiş yıllardan, 90'lı yılların daha öncesi de var. Yani insan hakları mücadelesi her dönemde yapıldı. Ve insan haklarını savunanlar her dönemde devletin bu tür muamelelerine maruz kaldılar. Ama şimdi had safhada bütün damıtılmış, bütün o süreçlerin damıtılmış hali var. Evet. Yani bütün geçmişteki uygulamaların daha ötesinde bir uygulama yapmaya gayret ediyorlar. Bu tabii yani devletlerin iktidarlarını sürdürme çabası için yapıyorlar, özellikle baskı ve sindirme ortamı yerleşsin diye. Ama tam ters tepecek bir şey. Yani bu sahnelere bakıp da tepki göstermemesi, ben insanım diyen bir insanın bu sahnelere bakıp da tepki göstermemesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla buna herkes tepki gösterecektir mutlaka. Zaten yapılan kamuoyu yoklamaları da zaten belki geleceğiz. Geleceğiz i̇şte oraya, evet. Kamuoyu yoklaması. %60 küsur 65 civarında insanlar polisin bu tutumunu, dün de Kadıköy'de öğrencileri geleceğiz Koray ona. Evet. Dolayısıyla bu sahneler Türkiye'nin görüntüsü olarak yansıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar reddederlerse etsinler. Gerçek ortada. Evet Eser Hocam, şimdi yani Devlet Bahçeli'nin ifadesini müşteki olarak bir hakim almaya kalktı diye hakkında soruşturma açılıyor. Ama bir başka milletvekili, aynı parlamentoda bulunan milletvekili ikinci defadır yaka paça götürülüyor. Ya biz hepimiz kanun önünde eşit değil miydik? İşte Orwell'in söylediği gibi bir şey herhalde bu da. Ondan sonra herkes eşit, bazıları biraz daha eşit diye belki de.
Ya ben bu yaşananları, bu şu olan bitenleri şaşırmıyorum. Yani özellikle Ömer Faruk'la ilgili yaşananlara hiç şaşırmıyorum. Bu insan tabiatı bu. Bir insan en çok neden korkar dünyada? Hayatta neden korkar bir insan? Bilmediği, tanımadığı şeyden korkar. Ömer Faruk vicdanı temsil ediyordu. Bu adamlar da vicdan nedir bilmiyorlar. Ve vicdanla karşı karşıya kaldılar. Ve bir anda böyle gözlerine şey tutulmuş, araba farı tutulmuş şeyler gibi kaçışmaya başladılar. Yani şaşırmış vaziyetteler. Çünkü bilmiyorlar, bilmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Dolayısıyla nasıl tepki vereceklerini de beceremiyorlar. Ömer Faruk da maşallah diyelim, yani çok sağlam durdu. Dolayısıyla bu adamların bu tepkisini parlamenterleri, o AKP ve MHP parlamenterlerin meclisteki tepkilerini, işte meclis başkanı denen o zat-ı muhteremin şeyini, yani tavrını falan ben son derece normal karşılıyorum. Tekrar ediyorum, insanlar bilmedikleri şeyden korkarlar. Onlar vicdan nedir bilmiyorlar. Ömer Faruk da müşahhas, ete kemiğe bürünmüş bir vicdan temsili. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Çok evet. Korkuyorlar Ömer Faruk. Ödleri patlıyor Ömer Faruk. Ve başka korktukları var. Bir hanımefendi var, adını unuttum şimdi. Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybetti. Yani şeylere çıkıyor. O kadından da çok korkuyorlar. Çünkü Allah korusun, bir çocuğunu kaybetmiş bir kadını sen korkutabilir misin bundan sonra artık? Mümkün müdür? Oğlunu kaybetmiş kadın. Neyle korkutacaksın? Hapis cezası vermeye kalkıyorlar kadın hem de komik bir şekilde. Kadının nesini korkutacaksın? Bunlardan çok korkuyorlar. Çünkü bir şeyleri geçmiyor. Peki. Ne yapacak? Ne olur? Yani oğlunu kaybetmiş ya, daha ötesi var mı? Ve o kadını korkutmaya uğraşıyorlar. Sanki korkacak bir şey kalmış gibi. Neyse bir. Berkin Elvan'da annesini yuvalatmışlardı. Evet Rakip sen... Ya mesela bu çok, bu da korkunç bir şeydi. Herhalde bu da tarihe geçecek bir şeydi. Yani 15 yaşında bir oğlunu kaybeden bir kadını yuvalatmak, bu da arkadaşlar. Yani vicdan nedir bilmiyorlar. Korkuyorlar vicdandan. Bütün derdim o. Vicdanlı bir insan böyle bir şey yapabilir mi ya? Yani şu kadar vicdan olan bir insan 15 yaşında oğlunu kaybetmiş bir kadını yuvalatabilir ve birileri de yuvalayabilir mi ya? Yani lafın ve sözün bittiği bir yer yani bu. Neyse. Evet, vicdanım gider diye korkmuyorlar da cüzdanım gider diye çok korkuyorlar ama. Fransa'ya benzetmiştin 2. Dünya Savaşı yıllarındaki. Ayrıldım benim. Şu, artık Türkiye'de hiçbir şey yasa dışı değil. Çünkü yasa kalmadı artık. Anayasa da yok, yasa da yok. Onun için eserin söylediği gibi belki de şaşırmamak gerekir ama... Benim kaygım, galiba Koray da söyledi yahut da İnci söyledi, bu uygulamaların normal olarak geniş bir kesimde kabul görmeye başlaması. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde şu bir saat önce yaşadığımız olay yaşansa çok şey olur. Bilhassa demokratik ülkelerde olmaz zaten bu tür şeyler demokratik ülkelerde. Fransa benzetmesine gelince evet, Nazi işgalinde bu tür şeyler olurdu. Ama Nazi işgali de başarısızlıkla sonuçlandı. İşte kaç, 3 yıl, 4 yıl sürdü. Ondan sonra bu tür şeylerin bir daha olmaması için önlemler alındı. Önümüzdeki dönem açısından da önemli. Yani bir intikamcılığı da körükleyebilir bu. Yarın öbür gün iktidar değiştiğinde herhalde sen de ben de herhangi bir eski iktidar milletvekiline böyle bir işlem yapılmasına kesinlikle karşı çıkarız. Yapılmaması lazım. Hukukun kuralları var ama hukuk kalmadığı için kuralları da ortada değil. Yani... Evet, şimdi bir yandan da aslında Türkiye'nin tablosu böyleyken pandemide çok tehlikeli bir tırmanış var. Ve işte aşı konusu hala tartışılıyor. Hatta iktidar da ne hikmetse tedbirleri Ramazan'a endeksli alıyor. Ramazan'da sokağa çıkma yasağı uygulaması, restoranların Ramazan'da kapanması gibi, ki daha 12-13 gün var Ramazan'a ve Ramazan endeksli tedbirlerle. Nedir İnci son durum? Sen dün de onun üzerine yazmıştın artık gerçekte. Yani burada da benzer bir tablo görüyoruz. Toplumu alıştıra Erdoğan'ın birkaç yıl önce, 2 yıl falan önce söylediği, toplumun merkezine dini yerleştireceğiz hedefi adım adım gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Yani yoksa lebalep kongreler yapıp ve arkadan geçtikleri her yeri kırmızıya boyayarak Ankara'ya kadar ulaştılar.
En son Ankara'yı kıpkırmızı yaptılar. Oradan da delegeler bütün Türkiye'ye dağılıp oraları da o yani sarıya da mavi olan yerleri de hızla kırmızıya boyuyorlar. Yani durum çok vahim çünkü 4 hafta önce şöyle bir rakam söyleyeyim size. İnce bir dakika orada durur musun? Bir son dakika gelişmesi var onu söyleyeyim ondan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Evet ABD Kongre binasının çevresindeki bariyerlere bir araç çarpmış. Olayın ardından yaşanan çatışmada ikisi polis en az 3 kişinin vurulduğu bildiriliyor. ABD Kongre binası dış güvenlik tehdidi nedeniyle kapatılmış. Kongre personeli bildirdiğine göre dışarıdan gelen güvenlik tehdidi nedeniyle etraf kilit altına alınmış diye bir bilgi geldi. Son dakika bilgisi. Bunu verelim ve devam edelim. Evet. İşte bunlar hep Biden telefonu açmadığı için oluyor. Yoksa birisi zorla mı girmeye çalıştı? Ay gülüyoruz. Ağlanacak halimize. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 4 hafta önce 28 Şubat'ta toplam vaka sayısı 28.569. Pardon, çok özür dilerim, geri alıyorum. Toplam ölüm sayısı, yani bu toplam ölüm sayısı işte geçen yıl normalleşmeye başladıktan sonra 28 Şubat'a kadar olan toplam ölüm sayısı. Evet. Yine o tarihe kadar toplam vaka sayısı da 8.424 idi. Bu son 4 haftada vaka sayısı 42.308 bugün itibarıyla. Ölüm sayısı da toplam yani 11 ay gibi bir sürede 31.892. Evet. 28 Şubat'ta günlük ölüm sayısı 66, bugün 179. O şimdi da... bu rakamları Profesör Ahmet Salt'ın dediği gibi 3 ile çarpmak gerekiyor. Çünkü bütün dünyada %3 ölüm oranı, geri alıyorum. Evet evet %3 doğru. Bizde %1 olarak sınırlanıyor. Yani hasta sayısının %1'i olarak. Ve buna rağmen biz dünyada şu anda 4. sıradayız. Önümüzde Amerika, Hindistan ve Brezilya var. Ama nüfusu oranlayınca biz 3. sıraya çıkıyoruz aslında. O kadar yüksek bir hasta ve ölüm sayısı var. Buna karşın biz ne yapıyoruz? Evet, ihtiyacımız olan aşı 60 milyon kişiye aşı yapılması lazım Türkiye'de. Yani 120 milyon doz. Evet, 120 milyon doz. Ama biz şu ana kadar sadece 15 milyon doz aşı yapıldı. Bunların da büyük bir kısmı ikinci doz. Evet. Şimdi burada önemli olan yani yönetememe falan demeyeceğim. Artık zaten yönetiyorlar ama onlar servetlerini yönetmeye çalışıyorlar. Yani öbürlerini de idare etmeye çalışıyorlar. Çünkü başka türlü bir kaygıları olsa pandemiyi sona erdirmek, işte insanların ölümlerini engellemek falan gibi kaygıları olsa yapılacak önlemler bütün dünyada da Türkiye'deki bilim insanlarınca da sayılıyor zaten bir kere. En az 14 günlük bir kapanma. Hatta artık bu noktada onun da yetmeyeceğini söyleyenler var. Daha uzun bir kapanma gerekiyor. Ve bunun için de kaynak aktarılması lazım. Ama bizim iktidar kaynak olmadığı gerekçesiyle bunu yapmıyor. Ama kaynak yok mu? Var. Aslında kaynak olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? İşte gramına 500 lira verebilen danışmanlar, işte başka bir danışmanın makam şoförün arabasından çıkan balyalarla, dolarlar. Demek ki kaynak var. Ama o kaynaklar belli bir grubun elinde toplandığı için ne yazık ki halka ulaşmıyor. Özgür Özel aslında çok güzel bir hesap yapmıştı. Onu söylemek istiyorum ben. Evet. Bu 128 kayıp, 128 milyar dolar için şöyle diyor
bir saniye söyleyeceğim. 4 milyon işsize, bir tanesini söyleyeyim. 4 milyon işsize 85 yıl maaş diyor. Ve daha bir sürü sayıyor neler yapılabilir bu parayla diye. Şimdi biz bu paranın bile hesabını vermeyen ve vermemekte de hiçbir sakınca duymayan, yani ne hesap sorulabilirliği, ne onu hesap vermeye mecbur edecek bir güç, ne bir yasal kurum yok ortada. Böyle bir düzen içindeyiz. Yani düşünün ki hepimizin parası olan bir kaynak, çok ciddi miktarda bir kaynak buharlaşıyor ve bunun hesabını soramıyoruz. Bunun hesabını soracak bir ne anayasa, ne Danıştay, ne Yargıta hiçbir şey yok. Ve buna güvenerek de bu parayı buharlaştıranlar bunu açıklamak zorunda değiliz diyor. Yani artık bu rejim nasıl tarif edilebilir ki? Öte yandan insanlar yatak bulamadığı için ölüyor. Ama bugün daha gencecik bir kadın yalvardı, günlerce duyurdu. Ne yazık ki hastanede yer bulunamadığı için, yatak verilmediği için hayatını kaybetti. Ama öte yandan bizim Sağlık Bakanlığı müthiş bir şovla Londra'dan, sanki burada farklı bir prosedür uygulanıyor, aynı tedavi uygulanıyor bütün COVID vakalarında, özel uçakla buraya getirtiyor. Ama buradaki iki adım burnunun dibindeki hastanın, insanın hayatını kaybetmesini seyrettiler. Ve şu anda binlerce insanın ölümünü seyretmekle meşguller. Evet, Profesör Ahmet Salt'ın söylediği çok doğru. Ağır insan hakkı ihlallerinin biri de sırayla sayabileceğimiz uzun listenin birinci maddesi de bu COVID ölümleridir. Göz göre göre, çünkü insanlar ölüyor, çaresi olan bir şeyden ölüyor. Ayrıca hem BioNTech hem Sinovac aşısı var dediler. Ama şimdi gelmeye başladı ki birçok yerde, örneğin İstanbul'dan mesajlar vardı. BioNTech var gözüküyor, o hastaneyi arıyor ama BioNTech yok, her yerde Sinovac var deniyor. Bu daha önceki BioNTech'ler kime yapıldı mesela, o da kayıp. Onun da hesabı verilmedi. Onun da kime yapıldığını bilmiyoruz ama aslında biliyoruz. Aslında bu kaybolan, buharlaşan dolarların bilmiyoruz ama biliyoruz. Acıklı olan da bu zaten. Yani her şeyi biliyoruz ama bildiklerimizin gereğini yerine getiremiyoruz. Böyle acıklı bir durumdayız. Bazıları da Sağlık Bakanı'nı biliyorsunuz istifaya falan davet etti. Niye istifa etsin? İstifa diye bir şey mi var bizim ülkemizde? Ayrıca da geçen gün haber vardı. Fahrettin Koca'nın kurucu başkanı olduğu bir vakıf İstanbul Boğazı'nda boğaz manzaralı paha biçilemez değerde bir araziyi 49 yıllığına 1 milyon liraya kiralıyor. Niye istifa etsin? Evet, bir de şimdi tabii ki bu pandeminin bu kadar yaygınlaşmasındaki tartışmaların biri de AKP'nin il kongreleri ve büyük kongresi aslında. Fakat Sağlık Bakanımız çok kızıyor. Diyor ki bu meseleyi sürdürmekte gerek yok diyor. Ama bu arada anlıyoruz ki gelen sosyal medya mesajlarından bu kongrelere katılan AKP'liler de COVID-19'a yakalanmışlar. Ve bir bilgiye göre de genel merkezden bunları sosyal medya hesabında COVID-19'a yakalandığınızı duyurmayın diye bir talimat gittiği söyleniyor. Nasıl bir anlayıştır bu Koray yani? Ya bu işte insanı içe sayan anlayış. Başından itibaren iktidarın bu COVID salgını ortaya çıktığından itibaren yaptığı şey. Yani ilk açıklamayı hatırlatalım. İlk açıklamada da ne dendi? Yani insan hayatından daha fazla üretim ve ticaret devam etsin. Onların sürmesi, üretimin ve ticaretin sürmesi için bir takım tedbirler aldık dedi ve o tedbirleri açıkladılar. Bunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla insan hayatı çok önemli değil. Hiç önemli değil hatta. Eğer önemli olsaydı bu aşı konusunda zamanında gereken tedbirleri alırlardı. Aşı konusu, yani başta da
işte maskeydi, oydu, buydu, bir sürü fiyasko var da aldıkları her, bu konuda aldıkları her karar yanlış çıktı. Ve bunun sonuçlarını tabii insanlar ölerek, hastanelerde sürünerek ödediler. En sonunda işte biliyoruz, gördük, Çin Dışişleri Bakanı geldi. Çin Dışişleri Bakanı ile yaptıkları pazarlıklar karşılığında, yani Uygur Türklerinin Türkiye'deki temsilcilerini baskılamak ve onların seslerini kısmak karşılığında ve onları terör örgütü olarak ilan edip sınır dışı etme sözü verme karşılığında Çin aşısının alınacağını açıkladılar ama ancak Mayıs sonuna kadar, yani Mayıs sonuna kadar aşı yok. Nitekim zaten haberler görüyoruz. İnsanlar sıraları geldiği halde, randevuları geldiği halde aşı merkezlerine gidiyorlar ve aşı yok cevabı alıp geri dönüyorlar. Dolayısıyla hastanelerin durumu da ortada, işte İnce anlattı. Bu iktidarın bu anlayışta tabii çalışan insanların hali çok daha kötü. İşte ödenek durumları, işte işten çıkartılmaları. Kısa çalışma ödenekleri de bitti bu arada. Evet. Dolayısıyla bununla baş edemediler ve baş edemeyecekler. Bu anlayışta da baş etmeleri mümkün değil. Şimdi ikide bir de pompaladıkları işte yerli aşı meselesi var. İşte tekrardan yerli aşı meselesini. Hatta ilk açıklamalara bakarsak Erdoğan ve Sağlık Bakanı'nın Nisan ayından önce piyasaya çıkması gerekiyordu. Ama sonbahara kaldığını açıkladılar daha sonra. Şimdi yine piyasaya aynı haberleri insanlara umut vermek için çıkartıyorlar. Bir türlü Avrupa'daki aşıları temin edebilmek için onlarla sağlıklı bir ilişkiye geçmediler. Dolayısıyla insanlar şu anda aşısız ve çaresiz. Yani tedavi de yok. Sadece aşısız değil. Hastaneye ulaşamamanın, ulaşırsa bile işte iyileşmek için gerekli tedaviyi alamamanın sorunlarını yaşıyor insanlar. Yatamamanın, daha doğrusu hastaneye yatamamanın sorunlarını yaşıyorlar. Ve birçok insan boş yere hayatını kaybediyor. Bunun tabii siyasi sorumluluğu olması gerekiyor. Yani bu iktidar bundan doğrudan doğruya sorumlu. Sağlık Bakanı çoktan istifa etmesi gerekirdi. Yani hükümetin de, ama böyle bir niyeti olmadığı için, hükümetin de normal bir ülkede olsaydık, Eser her zaman söylüyor ya, demokratik bir ülkede olsaydık hükümetin de iktidarında istifa etmesi gerekirdi. Doğrudan doğruya bunun bir siyasi sorumluluğu var. Yani sadece yolsuzluktu, işte hukuk tanımazlıktı, insan hakları ihlaliydi falan değil. Doğrudan doğruya bu COVID 19 salgını dolayısıyla Türkiye insanına yaşattıkları bu durum dolayısıyla da sorumlu tutulmaları gerekiyor. Çok önemli bir sorumluluk bu. Türkiye'nin hali çok, yani aslında bir süre sonra yavaş yavaş Avrupa ülkeleri başladılar. Türkiye'ye seyahati en sakıncalı ülke konumuna gelecek. Riskli, evet. Gelmek üzere zaten birçok ülkede bunu ilan etti. Ve o hani bekledikleri bir miktar turist gelir, oradan biraz para kazanırız falan dedikleri şey de hayal olacak. Yani evet. Çünkü Türkiye'ye hiç kimse vatandaşını riske atıp Türkiye'ye turist göndermiyor. Göndermeyecek de. Yani geçen sene bir miktar gönderdiler. Türkiye'nin baskısı üzerine, işte ricaları üzerine Almanya falan biraz gönderdi. Rusya ve Almanya. Ama bu sene onlar da göndermeyecekler. Gönderemezler bu şartlarda. Ama bir şey ekleyebilir miyim COVID konusunda? Sonbaharda her şey düzelir. Sonbaharda turist alabiliriz diyorlar. Bence bu çok zor olacak. Böyle görünüyor. Daha önümüzde insanların yaşayacağı çok uzun bir süreç var. Çok zor da geçecek bir süreç var. Böyle aşı meselesini Mayıs'ta, Haziran'da filan, işte en son Cumhurbaşkanı Mayıs, Haziran dedi. Haziran'da filan bitecek gibi değil. Yılın sonuna doğru tamamlarlarsa çok iyi bir sonuç olacak bence. Evet Ragıp. Şu COVID ile ilgili bilim insanları ve istatistikler iki şeyi öngörüyor. Bugün pandemiyi frenlemek için iki tane çare var. Uzun süreli total kapanma ve aşı. Baktığımız zaman uzun süreli total kapanma çok zor. Batı ülkeleri de güçlük çekiyor ekonomi olduğu gibi durmasın diye.
Çin, Kuzey Kore ve Vietnam bu konuda başarılı. Olduğu gibi kapattılar. Aşı konusunda başarılı iki ülke var. İsrail ve ABD. İsrail %70'ini aşılanması gereken nüfusun %70'ini aşıladı. Amerika'da bugünkü Washington Post'ta 100 milyon oldu. %50'ye yaklaştılar. Bize bakıyoruz. Sen de sabahleyin konuşuyorduk. Avrupa'da Fransa 1, Türkiye 2. Ki bu nüfusu hesaba katmadan yapılan hesaplarda. Vaka sayısı açısından. Demin İnci söyledi. Dünya listesinde de 8. Bunlar çok vahim rakamlar. Dolayısıyla... İnci'nin kaynağına göre 4. Dünyada mı? Dünyada 4. evet. Yani farklı kaynaklar olabilir çünkü her biri farklı kriter alıyor. Ama her halükarda ilk 10'a giriyor. Evet. Ki değildi önceden bu... AKP kongreleriyle anladığım kadarıyla yükselmeye başladı. Şimdi bunlar tartışma konusu değil. Ortada somut rakamlar var, ölen insanlar var. Şunu da tabii unutmayalım. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rakamların doğruluğu konusunda herkesin çok derin kuşkuları var. En azından 2 ile veya 3 ile çarpılması gerektiğini söylüyor bilim insanları. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Covid yönetimi konusunda olağanüstü bir şekilde başarısız. Bu başarısızlık da bir sürü insanın ölümüne sebep oluyor. Evet. Tabii başka bir yıkıma da yol açıyor. Esar Hocam şimdi bir yandan Türkiye'de kaynak yok deniyor ve Covid nedeniyle kendi halkına en az yardım yapan ülkelerin başına Türkiye geliyor ama bir yandan da işte demin İnci'nin de söylediği gibi araba danışmanların araba bagajlarında tomar tomar marklar, dolarlar dolaşıyor. Eurolar dolaşıyor. 128 milyar doların nereye gittiği hala hazinenin parasının bilinemiyor. Ve bir ihtimale göre de ki geçen gün bunu Reuters da tekrarladı. Yani Naci Ağbal bu paranın kimlere verildiği konusunda araştırma yaptığı için gönderildi. Yani Türkiye kaynaklarını nasıl kullanıyor? Bu bir tercih Celal. Yani mesele kaynak eksikliği meselesi değil. Tabii Türkiye kaynağı böyle kulağından kaynak fışkıran bir yer değil ama yine de gelinen nokta bir tercih. Tercihini böyle yapıyor siyasal iktidar. Yani aslında bir matematikçinin üzerinde çok rahat modeller kurabileceği bir dönemden geçiyoruz. Yani tam kapatmayla insan yaşamı arasında bir şey var. Tam kapatmanın bir maliyeti var ekonomiye. Bu belli. Ama bir de kapatmamanın da bir insani maliyeti var. Bu iki maliyeti oturup şey yapacaksın, mukayese edeceksin ve ondan sonra bir siyasi karar vereceksin. Siyasi, vicdani bir karar vereceksin. Tamam yani 15 gün ekonomiyi tamamen kapatmanın çok ciddi şeyleri olacağını hiç kuşku yok. Ama kapatmamanın da işte bugün 42 bine çıktı şey. Evet. Yani dolayısıyla büyük bir sıkıntı var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela yani Türk Tabipler Birliği böyle... etkin ve yaygın bir örgüt Türkiye'de. Mesela Türk Tabipler Birliği, bu yarı şaka yarı ciddi söylüyorum bu söylediğimi. Türkiye'de olacak bir şey değil tabii ama mesela bu AKP kongreleriyle bu bulaşın yayılması arasında tıbbi anlamda ciddi bir korelasyon bulursa, Türkiye'de savcı diye birisi varsa bu ölümlerden, bu bulaştan ne deniyor? Taksiren deniyor değil mi? Yani kusurdan geliyor galiba taksir lafı. Taksiren dava adam öldürmekten dava açması lazım. AKP kongrelerinin yöneticilerine. Çok açık söylüyorum. Yani o manzaranın buraya geleceği uyarıldı. Hangi mahkemede açacak? Yani o tabii yarı şaka dediğim o. Yani olmayacağını biliyorum. Ama yapılması gereken Türkiye'de savcılık diye bir kurum varsa... Ben AB'si Ahmet, Ayşe, Fatma diye bakmıyorum savcılara. Savcılık bir kurumdur. Savcılık kurumu varsa Türkiye'de taksiren adam öldü. Yani, tamüden demiyorum bak yani iyi tarafıma geldi. Taksiren adam öldürmekten dava açmak. Yani kusurlu eylemden adam öldürmekten dava açması gerekiyor. Çünkü bu niye oldu bu? Bir hafta 10 gündür bu artış neden o kaynaklandı? Bu 40 bine niye çıktı? Yarın ne olacağı belli değil. 50 bini geçecek mi o da belli değil. Bir şey söyleme, İnci özür diliyorum. İnci söyle, özür diliyorum. Hayır, şeyi ekleyecektim. O da yetmez. Halktan bilgi gizlemekten de dava açılmalı. Çünkü... Tabii. Vermiyorlar. Daha bugün bir hekim 4 aydır koronadan yoğun bakımda yatarken hekim arkadaşlarına rağmen bir hekim, ölen bir hekim için normal olağan ölüm diye rapor veriliyor. Ama ilk günleri bir düşünün yani şimdi vatandaş olarak çıkın. Ülkede 42 bin vaka varken sizin bireysel olarak alacağınız önlemle
vaka sayısı 1000 diyorsa hükümet, alacağınız önlem farklılaşıyor psikolojik olarak. Ya 1000 kişi bana ulaşmaz falan diyorsun. Ama 42.000 deyince insanlar ona göre bir tavır alıyorlar. Bu da şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu bu da yarı şaka yarı ciddi ama bunu da düşünüyorum bak. Lise son sınıftayken bir felsefe hocamız vardı. Muhtemelen Ragıp onu tanır. Belki Ragıp'ın da hocası olmuştur. Larume. Oui, voilà. Ondan sonra hocası olmuştur ya da duyduğu bir isimdir. Bir gün sınıfta şöyle bir şey söylemişti. Masanızın altında okusunda oturuyor. Bir düğme var. Kimse bilmiyor düğmeyi. O düğmeye bastığınız anda Çin dağlarında, Manderen denir o yaşı 90'ı geçmiş Çin bilgelerine. O bir tane Çin bilgesi tak diye gidip ölecek. O düğmeyi siz bastığınız anda. Ama sizin de banka hesabınıza 10 milyon dolar para konacak. Ve 10 milyon dolar parayla sizin o düğmeye basma eyleminiz arasında hiçbir ilişki hiçbir zaman kurulmayacak. Basar mısınız, basmaz mısınız? Soru buydu. Biz bunu 40 senedir tartışıyoruz. Hala arasada buluştuğumuz zaman bir yerde bir rakı içmek için bir şeyde. Hala arasada çünkü orada sınıf ikiye ayrılmıştı. Şimdi ben hala bu aklıma geliyor soruyorum. Ulan basanlar kaç kişi, basmayanlar kaç kişi diye. Şimdi bak bir şey soracağım. Bu bilmiyorum nasıl bir şey. Şimdi Türkiye'nin bugün isim vermiyorum. Türkiye'nin yönetiminin elinde o düğme olsa ve o düğmeye bastığında kimsenin haberi olmayacak. Ama Türkiye'de 10 bin tane mesela çocuk anında ölecek. Ve o düğmeye basmayla o 10 bin çocuk vefatı arasında ilişki kurulmayacak. Ama önümüzdeki seçimde iktidar garantisi verilecek o düğmeye basanlara. Basarlar mı, basmazlar mı? Oho, hem de nasıl basarlar? Bence basmışlar bile hocam. Yani aynı şey söyleyecektim. Yani işte bak, böyle bir basarlar ki. Yani işte, tanıyor. Bak çok önemli bir adamdı bizim o felsefe hocamız. O sorduğu soruyu ben bugüne bu şekilde getiriyorum. 10 bin çocuk ölecek diyecekler. O bilecek 10 bin çocuğu öldürdüğün o düğmeye bastığı zaman Türkiye'de 10 bin tane çocuk ölecek. Ama önümüzdeki dönemde iktidar garantisi var. Mutlaka seçilecek. %60 ile iktidara gelecek tekrar. Basar mı, basmaz mı? Çoktan bastılar. Bilmiyorum. Evet. Ne diyorsun? Öyle bir basarlar ki. Çoktan bastılar. Ha işte yani dediğim gibi yani mesele yine geliyor iş vicdan meselesine. Yani Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki gerçekten vicdan denen şey çok ağır basıyor. Hocam 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasında o düğmeye basılmadı mı? Tabii. Yüzlerce tabii insanımız yani, ölmedi mi? Katliamlarda. İşte yani o döneminde baş sorumlusu bugün muhalefet cephesinde şey yapıyor yani işte siyasal şeylere giriyor muhalefet kanadından. O dönemin birinci sorumlusu. Yani en azından kağıt üzerinde. O da ayrı bir konu yani. Bunu nasıl cesaret edebiliyor bunu şaşırıyorum. O dönemin başbakanının şu anda bugün o dönemin hesabını vermeden 7 Haziran'la 1 Kasım arasının hesabını vermeden nasıl siyaset yapabildiğini hayretle izliyorum. Hayretle izliyorum. O da mağdurlara oynuyor Eser. Ya bilmiyorum ben ama mağdurlara oynuyor. Tamam Türk insanının hafıza konusunda bazı sıkıntıları vardır ama o kadar da değil yani. Bir yere kadar yani hafıza konusunda balık hafızalı olmamızın da bir sınırı var yani. Balık var. Balina da balık, istavrit de balık. Yani ama şeyde çok başarılılar onu söyleyeyim yani uzun bir süre Sağlık Bakanı'nın ve bu COVID meselesindeki Türkiye'nin politikasının çok başarılı olduğu konusunda çok iyi bir şey yönetimi yaptılar. Halkla ilişkiler. Algı yönetimi aslında işte bu. Algı lafını sevmiyorum çok sıkıldım bu algı yönetimi lafından. Tam bu hocam işte. İşte böyle bir propagandayı çok iyi yaptılar. Bir sürü doktor tanıdığım valla Türkiye dünyada en iyi ülkeden bir tanesi gidiyor diye. Yani bir kere şeyi düşünmek lazım ya. Ben inanırım bir toplumda bileşik kaplar kuralı diye bir şey vardır. Sen işte her yerde dökülüyorsun. Hukukta dökülüyorsun, ekonomide dökülüyorsun ama sağlıkta çok başarılısın COVID'e karşı. Bu bir kere mantıklı bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla yani nitekim de çıktı. Şey ortaya çıktı yani bütün kaplar bütün. Dağınıkmış. Dağınık kaplar teorisi bu. Bileşik değil. Bu dağınık kaplar teorisi. Doğru vallahi yani. Yani ama o iş iyi becerdiler. Hatta bir ara en başarılı bakan diye herkes bayılıyordu. Ya muhalefet bile övgü yağdırmaya başlamıştı. Muhalefet cenahı da bayılıyordu bakana. Ama o zamanlar şey de yapıyordu. Basın toplantısı yaptığında her görüşten gazeteciyi de basın toplantısına alıyordu ama uzunca bir süredir artık soru bile almıyor. Bu nedeni de söylemiyor. İnsan sorar niye tavır değiştirdin sayın bakan diye kimse soran da yok. Çok kırgın bir şey.
Yani hakikaten ilginç bir ülkede yaşıyoruz, izliyoruz. Hakikaten ilginç bir şey. Çok teşekkür ederim. Abi, bir şey daha belki söyleyeyim. Yalnız İnci'yi dinlerken biraz da Kore'yi, en son şunu söyleyeceğim. İnci'nin bu, yani biraz önce izlediğimiz vicdan manzaraları Türkiye'de, yani Ömer Faruk üzerinden incelediğimiz bu İnci'nin dökümün, adeta dökümünü yaptığı bu sorumsuzluklar, hesap vermeme, ben bütün bunlar artarak devam ediyor, tırmanarak devam ediyor. Bu Türkiye'de kısa bir vadede bir seçim ihtimalini iyice zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani böyle bir vicdansızlık ortamında seçime gitmek kolay değildir. Böyle bir hesap vermemezlik ortamında seçime gitmek kolay değildir. Bu böyle bir, yani İnci'yi dinlerken biraz önce hafif böyle bir tüylerim ürperdi. Yani İnci'nin anlattığı manzara doğru. Hepimiz izliyoruz bunu ve o manzarada bir hükümet seçime gitmez arkadaşlar. Evet, bununla bağlantılı İnci'ye bir şey soracağım zaten. İlk bölümün de sonuna geliyoruz. Evet, HDP'ye kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ve Anayasa Mahkemesi de iddianamenin eksik yazıldığını, doğru bağlantılar kurulmadığını, kişilerle ilgili işlenmiş olası suçların partiye nereden bağlandığının anlaşılmadığını söyledi. Daha da ilginci yalnız, bu teknik bir konu da olabilirdi. İktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli çok sert bir tepki gösterdi ve Anayasa Mahkemesi de kapatılmalıdır dedi. Hatta mizah konusu şöyle oldu. Bahçeli'ye sordular, yani Anayasa Mahkemesi kapanırsa HDP'yi kim kapatacak diye sordular. Nedir İnci, bu göründüğü gibi teknik bir meseleyle mi sınırlı, yoksa arkasında başka bir oyunun döndüğü bir mecrada mıyız? Ama şunu söyleyeyim, çok özür dilerim. Anayasa Mahkemesi kapatmak demek darbe yapmak demek. Anayasayı tamamen rafa atmak demek. Yani Anayasa Mahkemesi bir anayasa olmaz. Dolayısıyla. Şimdi seçim de zor dedin hocam. Meclisteki bu son olay da darbe bir anlamda. Neyse, onları konuşuruz. Tabii. Aynen. Evet. Özür dilerim Hüce. Şimdi bu usulden geri yolladı Anayasa Mahkemesi, ama aslında şimdi Bahçeli'nin de farkında olduğu bir şey var ki, o gerekçeyi okuduğunda parti ile terör eylemleri arasında bir ilişki kuramamışsın diyor. Kanıt yok diyor. O yüzden aslında iade ediyor iddianameyi. Şimdi fakat burada benim şu anda itibaren söyleyeceklerim tamamen senaryo. Ama hani biraz gazetecilik sezgisi, biraz da bu ülkede doğup büyümüş ve yaşlanmış olmakla ilgili. Şöyle bir şey var. Yani aslında Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını ilk kez istemiyor Devlet Bahçeli. 2019'da da Barış İçin Akademisyenler hakkında hak ihlali verdiğinde Anayasa Mahkemesi, ilk o zaman alt mahkemeler bu kararı tanımasın diye ilk saldırısını yaptı Anayasa Mahkemesi'ne. Evet. Sonra birkaç ay sonraydı galiba, yeniden başka bir gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'ne saldırdı ve bu sefer de gerekirse Divan-ı Ali kurulur dedi. Şimdi Divan-ı Ali 1800'lerde biliyorsunuz oluşturulmuş. İki kere değişikliğe uğramış. Ben merak ettim, içeriğine de biraz baktım. Yargıtay, Danıştay ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının yargılanması sağlayan bir heyet Divan-ı Ali. İlk bu ikinci değişiklikte bunlar konmuş. İlk değişiklikte de gerek görüldüğünde toplanılan ve bu gerekliliği de padişahın karar verdiği bir heyet. Şimdi Devlet Bahçeli hangisini istiyor bilmiyorum. Yani o padişahın gerekli gördüğünde topladığı Divan-ı Ali mi, yoksa Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay üyeleri hepsinin birden yargılayabileceği bir heyet mi? Daha evvel konuşmalarında şöyle bir şeyin altını çiziyordu. AYM kapatılsın demeden önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın diyordu. O zaman evet. Senin dediğin ilki oluyor galiba. Evet. Şimdi tamamen kapatılsın diyor bence. Evet. Ondan da vazgeçti. Yok. Böyle bir şey istiyor.
bence böyle bir şey yapmak istiyor. Fakat burada benim kafamı kurcalayan ve doğrusu mantıklı bir yanıt bulamadığım soru şu. Bir, HDP'nin yargılanma süreci demek Anayasa Mahkemesi'nde. Aynı zamanda hukuken olmasa da kamuoyu önünde ve kanaatler icabıyla MHP'nin ortağının onu iktidarda tutan, asıl güç olan, kitle tabanı olan AKP'nin, Erdoğan dahi birçok AKP'nin, bakanların hepsinin birden orada yargılanması demek. Çünkü bunlar gündeme gelecek tek tek. Tabii. Yani orada yargılanan HDP'nin Selahattin yönetmişler. Demirtaş da Nedim Türfent'in cezaevinden sorduğu sorulara cezaevinden cevap verdi ve orada da aynı şeyi söylüyor. Biz sanıksak AKP'nin de sanık olması gerekiyor diyor. Ama daha ötesi, orada bütün ayrıntılar çıkacak ve bunların her biri ayrı bir tartışma ve gündem oluşturacak aslında. Evet. Şimdi bunu bunda ısrar etmesi MHP'nin benim için çok ciddi bir soru işareti bir. İkincisi, sürekli taban kaybeden bir partinin AYM'nin kapatılmasını istemesi de benim için önemli bir soru işareti. Yani çünkü gerçi bunu diğer muhalefet liderleri Erdoğan'ın ikinci kez Cumhurbaşkanı olmasını garantiye almak falan gibi bir nedenle açıklıyorlar ama böyle bir şeye ihtiyaçları yok. Zaten Anayasa Mahkemesi tamamı iktidarın atadığı üyelerden oluşuyor. Belki iki kişi Abdullah Gül, üç kişiydi. Birisi emekli olmuş yeni. Sanıyorum iki kişi falan var. Yani Anayasa Mahkemesi zaten istediği doğrultuda karar alınabilecek noktada. Yani bunu da biliyoruz, görüyoruz zaten. Dolayısıyla bana hani bunu da buraya not edelim. Bu bana göre Devlet Bahçeli'nin kendine ait hedeflerle yaptığı siyasi hamleler. Bunun, bu hamlelerin içinde AKP'ye yönelik de bir planı var. Türkiye'nin geneline yönelik de bir planı var ve bu doğrultuda ilerlediğini düşünüyorum. Bunu herhalde seçimlere doğru daha net görürüz tahmin ediyorum. Yani bu mesele AKP ile arasında bir fiili çatışmaya dönüşür mü dönüşmez mi bilmiyorum ama halen zaten ortaya çıkmış, zaman zaman ortaya çıkan gerilimler de gösteriyor ki Devlet Bahçeli'nin geleceğe yönelik başka bir planı var. Nitekim Demirtaş'ın söylediği işte parlamenter rejim için pazarlık yapıyorlar muhalefet partileriyle dediği. Bunu akılcı buluyorum çünkü Erdoğan bu sıkışmadan ancak böyle bir pazarlık ve muhalefet, yani bizim gördüklerimizi herhalde görüyordur çünkü. Başka türlü buradan çıkamayacağını düşünüyor olabilir. Yani bu rejimle kendisinin de çok ciddi birkaç boyutlu risk altında olduğunu görüyor olabilir. Evet. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. İnci Hekimoğlu, bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Evet, biz ikinci bölümde Ragıp Duran, Koray Düzgören, Eser Karakaş'la devam edeceğiz. Arman Kargıl da bize katılacak. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.